Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün Kitabul Vedia mecellenin de maddelerini tahsis ettiği, güzelce yazdığı Vedia kitabı. Vedia demek şu demek. Bir malı korumak üzere bir başkasına verme akdine biz Vedia diyoruz. Şimdi bu asırda güvenilir adam kaldı mı? Maalesef çok az. %1 değil, milyonda bir belki. Acı bir gerçek bu. Biliyorsun kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Rabbiniz, Yüce Allah, size emanetleri ehline vermenizi. Buna devlet görevleri de dahil. Ben bunu yazmıştım Sayın Cumhurbaşkanı'na. Senin boynunda 6 tane akrep var. Biri de çok ehliyetsiz adamları çok yüksek makamlara getiriyorsun diye. Bunun üzerine bana darılmıştı. Ne yapayım? Doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur. Haksız değil bu ecdadımız. Ama önemli değil. Önemli değil. Şimdi Kitabül Vedia. Demek ki bir malı, paranı verirsin. Altınını verirsin. Evini verirsin. Ne bileyim ki yani, farklı şeyler. Ne demekmiş bu Vedia? El-İda'u. İda akdi. Taslitül maliki, bir mal sahibinin vermesi. Gayrehu, başkasına. Ala hıfzı malihi. Malını korumak üzere bir malı teslim etmesi. Olay bu. Yani terk etmesi, ona bırakması. Vel vediatü, vedia ne demek? Ma yutrekü indel emini. Güvenilir bir adamın yanına bırakılan şey. Niçin? Lil hıfzı, korumak için. وَهِيَ bu اَمَانَةٌ. Emanettir. فَلَا تُدْمَنُوا بِالْهَلَاكِ. O korumak üzere verilen adamın yanında helak olursa tazmin edilmez. İşte bu çok önemli. Yani emanet olmasının hikmeti bu. Onun için dedim ya, çok az emin adam var. Resulullah'ın bir ismi de Muhammedül Emin, biliyorsun. وَلِلْمُودَعِ. Kendisine vedia olarak bırakılan insan... Muda. En yahfazaha. Burası çok önemli. Yani onu koruması lazım. Ama nasıl? İşte bura önemli. Bi nefsihi, kendisi koruduğu gibi. Ve iyalihi, ailesi de koruması lazım. Anlaşıldı değil mi? Söyleyecek. Emanettir diyecek. Ve lehu, yani muda'in hakkıdır. Muda dediği, kendisine emanet bırakılan insan. Es-seferu biha inde ademin nehyi vel havfi. Herhangi bir korku veya yasak yoksa o emanet malı alıp yolculuğa çıkabilir. Hilafen lehuma. Ama imameyn bunu kabul etmiyor. Anladın? Çok önemli. Ama ne zaman caizdir bu? Fîmâ lehu hamlun, himlun ve meûnetun. Yani ne demek? Pek razı olmaz çünkü sahibi böyle şeylerde. Yani taşımak ve bir de masraf gerektiren şeylerde. Anladın değil mi? Hem taşımak gerektiriyor, hemlün mü, himlün mü? Hemlün, evet evet. Himlün de olabilir. Hem maliyesi ve şeyi olan demek yani. Anladın değil mi? Caiz değil yani. Hilafen lehuma diye şey. Yani imameyn bunlara diyor yani. Eğer hamaliyesi varsa taşımak için, o bir masraf gerektiriyorsa bunu götüremez. Fein hafizaha bi gayrihim. Allah Allah. Bu ne demek? Dur. Ha, yani ailesinden başkasıyla korursa, anladın değil mi? Kendi ailesi değil de hani kendisi ve ailesi koruması lazım. Öyle yapmıyor da başka bir yolla koruyorsa damine, helak olduğu takdirde tazmin eder. Adam komşusuna bıraktı. Sahip çıkmadı. Tabii. İlla ancak idâ hâfel harka vel gârka. Yani ailesinin yanında yangın olma ondan veya garaka,
yani yangın ve batma olayı olmasından korkarsa, bu sebeple fedefe'aha ila carihi, yani onu o emanet malı komşusuna verirse, ev ila sefinetin uhra, başka bir gemiye verirse, mesela kendi gemisinde saklıyor ama batma tehlikesi geçiriyor, onun için başka bir gemiye veriyorsa, o zaman tazmin mükellefiyeti yok. Ne kadar güzel şeyler değil mi? Aslında her Müslümanın kaba taslak bilmesi gereken şeyler bunlar. Fe'in talebeha rabbuha. Allah Allah. Emanet malı sahibi istese, getir ver kardeşim. Fehabiseha. O da vermeyip tutsa. Ve huve kadirun ala teslimiha. Ve ona teslim etmeye de gücü yetiyor olsa, sare gasiben. O zaman gasp eden durumuna düşer. Ne demek? Zulüm çünkü tazmin mükellefiyeti çıkar. Ve keza aynı şekilde gasp eder duruma düşer. Gasıp duruma düşer. Lev cehadehu iyyaha. Yani bu emanet verilen malı inkar ederse isteyene karşı, sahibine karşı. Ve in akarra ba'dehu, daha sonra bunu ikrar eder. Evet evet bu senindi derse, bi hilafi orada bir hata var. Kardeş, orada bir hata var. Ha, anlaşıldı değil mi? Eğer daha sonra bi hilafi cehdiha olacak. Orada deha yazmış değil mi? Cehdaha yazmış. بِخِلَافِ جَحْتِهَا عِنْدَ غَيْرِ Başkasının yanında inkar etmiş olma dışında daha sonra ikrar etse bile yine gasıp sayılır. Yani bu çok önemli. Yani kelimeleri okumak dediğim gibi Mültekal Ebhür Osmanlı'nın 350-400 yıllık kanunu, kanun metni bunlar. Manasını da anlamak, Arapça bilmek yeterli değil. Evet, gelelim yeni bir meseleye. وَاِنْ خَلَطَهَا Emanet malı karıştırsa, yani vedia malı, bir mali kendi malıyla karıştırsa, bir haysu o şekilde ki la yetemeyyezu, ayrılamayacak kadar. Mesela buğdaydır, buğdaya katsa. فَاِنْ بِجِنْسِهَا Aynı cinsten ise damine, tazmin eder. وَاَنْ قَطَهَا حَقُّ الْمَالِكِ مِنْهَا فِي الْمَائِعِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْاِمَامِ İmameyne göre sıvı şeylerde ve diğerlerinde malikin hakkı kesilir. Yani biter. Bu da çok enteresan. Yani tazmin eder sadece. Malikin hakkı biter. İmam-ı Azam katında mayi olan, mesela erimiş gitmiş mesela dirhemi, kendi dirhemine erimiş şeye veya arpayı arpayla, anladınız değil mi? O zaman yani o mal onun olur, tazmin etmek durumunda kalır. Malı kalmaz. Ve indehuma ama imameyne göre fi gayril mayi'i. Yani eriyebilen şeyler dışında böyle lil maliki mal sahibi en yüşrikehu inşa isterse ortak olur ona. Ve keza aynı şekilde fil mayi'inde Muhammedin. İmam-ı Muhammed'e göre yani eriyebilen sıvı şeylerde de durum böyledir. Ve inde Ebi Yusuf'e İmam-ı Ebu Yusuf'a göre yasirul ekallu tabi'an lil ekseri fil. Bu sıvı şeylerde az kısım çoğa tabi olur. Mâi' sıvı, sıvı. Mesela diyelim ki yani altını eritti veyahut da başka sıvı şeyler yani. Pekmez değil mi? Demek ki gelelim şuna. Eğer bir vedia olan malı yani birbirinden ayrılamayacak kadar, anlatabildim mi? Karıştırırsa yukarıyı devam edeceğiz. Onun devamı çünkü. Ne demek? Eğer kendi cinsindense, mesela diyelim ki buğday buğdaya karıştırsa, anlaşıldı değil mi? Ayrılamaz buğday buğdaya karıştırdığı zaman. Hangi buğday senin, hangi buğday emanet? Şimdi bunu okuduk. Şimdi ikinci gruba geliyoruz. وَاِنْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا Eğer yine yani ayrılamayacak kadar karıştırılsa ama aynı cinsten değil. كَبُرِّنْ وَشَعِيرِ Mesela hem buğday ve arpa gibi. Ve zeytin bir şeyrecin. Şeyreç ne demek? Ulan.
Zeytyağını Şiri Lugan olan bu şeyde de var. Ha. Bu bir yağ demek ama Şiri Revgan da diyor Osmanlı Devleti. Bir bak bakalım ona. Oldu mu? Gözünü seveyim. Şeyreç. Bir de yanlışlık yapmayalım yani. Şeyracim oluyor. Şeyrecim. Manayı biliyoruz da Şiri Rugan diyor. Şey, Osmanlı bunu kullanıyor. Şiri Revgan vesaire diyorlar buna. Tahin susam çıkıyor. Ha bak susam ya. tamam. Susam ya. Evet. O işte. Dam ine o zaman tazmin eder. Eğer aynı cinsten değilse. Vankata hakkul maliki icma. Bütün ulemanın ittifakıyla yukarıda ihtilaf vardı. Esas mal sahibinin hakkı artık kesilir, tazmin edecek onu. Ve in ihtalatat eğer vedia olan mal karışırsa bila sun'ihi. Bak bu çok önemli. Yani müdain, anlatabildim mi? Yani kendisine emanet bırakılanın eli o işi olmadan, kendiliğinden karışmış. İştereka icmaen, ulemanın ittifakıyla orada müşterek mal haline gelir o. Kendi malıyla karıştırdığı zaman. Ve in taadda fiha, bak bu çok önemli. Eğer böyle bir müşterek, bu taadda herhalde şeyde, vedia malında demek. Yine de tabii yani bir kimse yanında vedia olan bir mala tecavüz ederse yani hakkını tecavüz ederse nasıl? Biyenkânet sevben felebisehu. Mesela elbisedir vedia olan mal giyiyor. Halbuki kullanamaz. Ariyet ayrı, vedia ayrı. Ariyet bir şeyi kullanmak üzere emanet almak. Komşu baltanı verir misin gibi. Ev dâbbeten veya bir hayvandır, ferekibaha biniyor. Ev abden veya bir köledir, festehtemehu onu istihdam ediyor, kullanıyor. Damine, herhangi bir tehlike anında ne yapar? Yani tazmin eder onu. Çünkü manen şeydir, yani istihlaktir bu. Fe in ezâlet teaddi, eğer bu tecavüz denilen şey ortadan kalkarsa, onu kaldırırsa, zâlet damanu, tabi tazminat mesuliyeti de kalkar. Bi hilafil müsteiri vel müsteciri. Ama kiraya alanla ariyet alan böyle değil. Onların kullanma hakkı zaten kullanmak için akit yapıyorlar. Hem müsteir yani iare, ariyet akdi hem de icare akdinde. Ve keda aynı şekilde hüküm böyledir. Lev evde'a. Allah Allah. Burasını da pek anlamadım. Yani mude olan kimse evde'a değil evde'a. Bak nasıl Arapça ilim var ya, acayip bir şey. Otomatik hata olduğunu hissediyor. Yani çünkü mana çıkmıyor. Evde'a dediği müstecirle müstahir desek olmaz. Evde'a. Yani eğer aynı durumda yine şey yapar, yani tazmin etmek durumundadır. Yo geri tekrar alırsa en sonaymış hüküm. Yani artık tazmin hakkı olmaz. Yani eğer o vedia aldığı malı başka birine vedia verir de ama geri iade alırsa o zaman tazmin hakkı olmaz. Tazmin sorumluluğu olmaz. Aldığı malı kendisi diyor başka birine vedia veriyor ama geri almak şartıyla. Sağlam alamazsa yine tazmin sorumluluğu var. Sahibi birisine veriyor. Evde aha lütfen onu düzelt. O birisine daha veriyor. Tabii. Bu caiz mi diyor hocam? Tabii. Geri alacaksa değil alırsa. Ve in enfaka ba'daha. Eğer vedia olan malın bir kısmını harcasa. Fehelekel baki geriye kalan da helak olsa. Damine. Kadrema enfaka fakat. Helak olan kısmı değil. Sadece harcadığı kısmı tazmin eder. Nasıl bir din ya. Ve in radde mislehu. Allah Allah. Eğer aldığı malın benzerini iade etse. Ve halatahu bil baki. Ve o benzerini de yani geriye kalana yani katsa. Daminel cemiyah. Hepsini tazmin etmek durumunda.
وَلَوْ تَصَرَّفَ ف۪يهَا Bu da çok enteresan. Vedia malında hukuki bir tasarrufta bulunsa, mesela satsa, kiraya verse, فَرَبِحَ ve kar etse, يَتَصَدَّقُ بِهِ Onu sadaka verir, kendisi alamaz, kullanamaz. وَاِنْدَ اَبِي يُوسُفَ İmam Ebi Yusuf'a göre يَتِيبُ لَهُ Onun için de hoş olur, caiz olur yani. وَاِنْ اَوْدَا اِثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ شَيْئًا Eğer iki adam bir adama bir şeyi vedia verseler, yani korumak üzere emanet verseler. لَا يَتْفَعُ اِلَى اَحَد۪يمَا حِسَّتَهُ بِغَيْبَةِ الْآخِرِ Diğeri yokken bir diğerine hissesini veremez. Huzurunda vermeli. خِلَافَ لَهُمَا İmameyn diyor verebilir. وَاِنْ اَوْدَعَ Eğer bir kimse vedia olarak verse, اِنْدَسْنَيْنِ iki kişi huzurunda, مَا Ne demek bu? Orayı tam anlayamadım. Şimdi ma yuksemu iktisamuhu yani taksim edilen bir şeyi iki kişi huzurunda vedia verse. Anladın? İki kişi yanına huzurunda değil. Yani iki kişi yanına vedia veriyor. Taksim edilebilir bir şeyi. Yani nedir mesela diyelim ki şey altın veyahut da buğday neyse. Ve hafiza küllün hissetehu o iki kişiden her biri de kendi payına düşeni korusa فَاِنْ دَفَهَا حَدُوْمَا اِلَى الْآخَرِ Eğer bu iki kişiden biri diğerine verirse دَمِنَ الدَّافِعُ Yani veren adam tazmin sorumluluğu altına girer. لَلْقَابِدُ O diğer kısmı alan adam değil. Teslim alan adam değil. Ama وَاِنْدَهُمَا İmameyn'e göre لِكُلِّنْ حِفْسُ الْكُلِّ بِاِذْنِ الْآخَرِ Yani iki kişiler ya diğerinin yetkili kılması şartıyla her biri tamamını muhafaza hakkına sahiptir. Ve in mimma la yuksemu ama taksim edilemeyen şeylerdense mesela araba hafizahu ahaduma bidnil ahari icman. Bütün alimlerin ittifakıyla o iki kişiden birinin yetkili kılması izniyle biri korur sadece. Araba bu ikiye bölünmez. Öyle değil mi? Ve innaha bir kimse yasaklasa yani kim emanet veren adam. An def'iha ila iyalihi. Ailene verme diye. Vermekten yasaklasa. Arabayı veriyorum ama çoluk çocuğuna verme diyor. Fedefa ila men lehu minhu büddün. Yani kendisinden ayrılması mümkün olmayan bir yakınına verse damine tazmin etmek mecburiyetindedir. Çok tatlı değil mi bu da? Ya büddün dediği o. Kendi iyali olmayan kimseye def verse. Bak, minhu biddün demek, o demekmiş. Yani kendisinden olmayan, zaruri olmayan yani birisine verse, enteresan, damine tazmin etmek durumunda kalır. Ve in ila men la bütte lehu min, ama mutlaka yani ondan kopmak mümkün olmayan yakınına verirse, kedef iddabbeti ila abdihi, mesela bir hayvanı köleye vermek. Ve şeyin yahfaduhu nisa'u kadınların koruyacağı bir şeyi de ila zevceti eşine vermesi gibi la yatmanu o zaman tazmin etmek durumunda değil. Gelelim bir başkasına bitireceğiz bu konuyu. Ve in emere bi hifsiha eğer vedia verilen emanet verilen bir malı emretse korumayı fi beytin muayyenin min darin bir evin belli bir tarafında فَحَفِزْهَا فِي غَيْرِهِ مِنْهَا Ama onu aynı evin başka bir bölümünde ben anlattım. Dar deyince Antep ve Diyarbakır evleri bunun misali. Ben başka yeri görmedim. Bir avlunun içinde belki 10 tane ev de olabiliyor yani. 10 aile kalabiliyor. Gördüm çünkü ben. Benim dayım öyle bir yerde kirada kaldı. Yani birinde değil de diğerinde korsa la yadmanu tazmin etmiş, tazmin etme sorumluluğu yok. İlla inkâne fî halelun zahirun. Ancak o koruduğu, koyduğu yerde açıktan bir eksiklik varsa ayrı. Ve in ümire bi hıfsihâ fî dârin. Ha, eğer bir evde, ev derken genel büyük evde korumayı emreder de.
Fahfidha fi gayriha. Başka bir evde. Ev derken yani o küçük menziller değil. İşte büyük evde, başka bir evde korursa damine. O zaman tazmin etmek durumundadır. Velev evde'al mude'u. Eğer kendisine bedia, emanet bırakılan adam o da başkasına verse emanet olarak. Feheleket, mal da helak olsa dammene el evvele fakat. Sadece birinciye tazmin ettirir. Tamam, ikinci mude tazminle mükümlü değil. Ve indehuma, imameyne göre dammene eyyen şa'e. İstediğine tazmin ettirir. Kime tazmin ettirirse diğeri de ona rücu hakkına sahiptir. Ve in dammene sani, eğer ikinci tazmin ederse raca alel evveli, birinciye rücu hakkı var. Ama la bil aksi, Allah Allah, birinci tazmin ederse ikinciye rücu hakkı yok. Ve lev evde'al gâsıbu, gasp, bir malı gasp eden adam başkasına vedia verirse malı, dammene eyyen şa'e icman, ittifakla hangisi tazmin ederse o tazmin eder. Ve son paragrafımız, ve lev evde'a inde abdin şeyen, bir kimse kendi kölesinin yanına emanet bir mal bıraksa, fe etlefehu, onu telef etse, damminehu ba'de itkihi, azat edildikten sonra onu tazmin eder. Çünkü önceden malı yok ki. Ve in inde sabiyin fe etlefehu, eğer bir çocuğun yanına emanet bırakmışsa, fe la damane asla, asla tazminat sorumluluğu yok. Ve kâle Ebu Yusufu, Yusuf'e, İmam Ebu Yusuf demiş, yudammenâni lilhâ, hemen tazmin ettirilirler. Hem köle hem de çocuk. Ve in defa'al abdü elvediyâte ilâ mitlihi, eğer bir köle emanet bırakılan bir malı kendisi gibi bir köleye verse, feheleket, o mal da helak olsa, dammelel evvele ba'del itki, yani azat edildikten sonra birinci köleye tazmin ettirir. Ve inde Ebi Yusuf rahimehullah teala dammene eyyehuma şa'a lil hali, hangisine isterse hemen tazmin ettirir. Azat edilme şartı yok. Ve inde Muhammedin rahimehullah teala İmam Muhammed'e göre in dammenel evvele fe ba'del itki, birinciye tazmin etmek isterse, ettirmek, o zaman azattan sonra olmalı. Ve in dammene sani, ikinciye tazmin ettirmek isterse fe lil hali, hemen olabilir. وَمَنْ مَعْهُ أَلْفٌ, bir kimse yanında 1000 lira olsun. فَدَّعَ كُلٌّ مِنْ اِثْنَيْنِ اِدَاهَ عِنْدَهُ, İki kişiden her biri dese ki ben bunu vedia olarak bıraktım onun yanına, o 1000 lirayı. فَنَكَلَ لَهُمَا, Allah Allah, yani yemin etse, yani o ikisi içinde yemin etse, nekele lehuma ne demek? Yeminden vazgeçmek. Ha, yeminden vazgeçse. Onların lehine olarak yeminden vazgeçerse, bura çok önemli. İkisinin de iddialarını inkar eylese, yani yemin et diye istendiğinde yemin de etmese, yani o iki kişi lehine, şimdi o zaman fehiye, bu emanet verilen 1000 lira lehuma, o ikisinedir. Ve damine lehuma mitleha, veya eğer helak olduysa benzerini, mislini onlara tazmin etmek mecburiyetindedir. Ya yemin eder veyahut da def olur gider. Bir başka şey var. Acaba emanet bir malla ticaret yapılır mı? İmamı, yani alimler helal olduğunu söylüyorlar. İmam-ı Azam diyor ki o sadakadır. Ama bir grup da diyor ki mal sahibi nedir? Anlatabildim mi? Bu da önemli. Başka bir mesele, kendine emanet bırakılan bir mal korumak üzere para, ücret talep etse böyle bir hakkı yok. Anlatabildim mi? Böyle bir hakkı yok. Ama yani anahtar altına almak veya bir kısım masrafları yapmak gerekirse o masraflar tabii ki o emanet bırakan mal sahibinin üzerine olacak. Güzel, geldik ariyete. Ariyet ne? Bu sefer de kullanmak üzere bir şey emanet almak. Öteki korumak üzere emanet vermek. Ödünç almak gerekiyor mu? Ödünç kart oluyor. Daha ziyade parada. Bu da ödünç. Aynen öyle ama yani mal ödüncü bu.
ödünç alma. Tabii tabii. Türkçe'de öyle diyoruz biz. Türkçe'de ödünç alma. Ama para içine kart diyorlar ödünçte. Ariyette ise mal emanet. Mesela balta alıyorsun. Mesela arabanı alıyorsun. Kullanmak üzere, anlatayım mı? Hakkını, kendisini değil. Yani ondan istifade edilecek şeyi kullanıyorsun. Oldu mu güzel kardeşim? Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. İşte böyle.